Hocana geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Monroe doktrini işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Monroe doktrini arkadaşlar diğer adı ifrat politikasıdır. ABD'nin yalnızlık politikasıdır. Peki ne demek ABD'nin yalnızlık politikası? ABD'nin kıtası dışındaki bir olaya karışmayıp kıtasındaki bir olayı da başka devletlere karıştırmamasıdır. Yani bir olay çıktı, ABD bakıyor. Olay nerede gerçekleşmiş? Eğer Amerika dışındaysa ABD buna karışmıyor. Ama eğer olay Amerika kıtasındaysa ABD Avrupalı devletleri de bu işleri ne yapmıyor? Karıştırmıyor. Peki benim size sorum şu. ABD karışıp karıştırmamaya niye bu kadar karşı? Arkadaşlar unutmayalım ki dünyada birçok devlet sömürgeciliğe karşı bağımsızlığını kazanmıştır ama bunlardan ilki çok çok önemlidir. Dünyada sömürgeciliğe karşı bağımsızlığını kazanan ilk devlet Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve şunu da bilelim arkadaşlar. ABD Monroe doktrininden ilk defa 1. Dünya Savaşı'na girerek ayrılmıştır. Yani ABD kıtası dışındaki bir olaya karışmıştır. Peki arkadaşlar, ABD 1. Dünya Savaşı sonrası Monroe doktrinine, yani yalnızlık politikasına geri dönmüştür ispatı. Arkadaşlar bakın, ABD 1. Dünya Savaşı'na girerken İtilaf devletlerine Wilson prensipleri isimli şartlar sunacak. Bu şartlardan bir tanesi de arkadaşlar şudur. Devletler arası sorunları savaşla değil diplomasiyle çözülmesi için milletler cemiyetinin kurulmasını isteyecek. ABD 1. Dünya Savaşı sonrası milletler cemiyetinin kurulmasını etkileyecek ama üye olmayan devlet yine ABD olacaktır. Neden? Çünkü milletler cemiyeti arkadaşlar Monroe doktrinine terstir. Yani ABD kurulmasına etki ettiği milletler cemiyetine Monroe doktrinine ters olduğu için katılmıyorsa demek ki ABD 1. Dünya Savaşı sonrası Monroe doktrinine geri dönmüştür. Yalnız arkadaşlar ABD 2. Dünya Savaşı'na girerek Monroe doktrinini ikinci kez terk etmiş ama ABD 1. Dünya Savaşı sonrasındaki gibi ne yapmamıştır arkadaşlar? Monroe doktrinine geri dönmemiştir ve ABD 2. Dünya Savaşı sonrası Monroe doktrinini tamamen terk etmiştir. Peki sorumuz şu, neden? Neden ABD arkadaşlar 2. Dünya Savaşı sonrası Monroe doktrinini tamamen terk ediyor? Arkadaşlar bakın, 2. Dünya Savaşı bitince dünyanın güç dengesi bozuluyor. Özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi devletler eski gücüne değil. Avrupa'da arkadaşlar ve dünyada yeni bir güç ortaya çıkıyor. Adı da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Rejimi ise arkadaşlar sosyalizm. Arkadaşlar dikkat. ABD arkadaşlar kapital, yani kapitalist bir ülkedir. SSCB ise arkadaşlar sosyalist bir ülkedir. Bu iki tane ideoloji arkadaşlar birbirine terstir. Sosyalizmin yayılması Amerika'nın işine gelmez. Arkadaşlar ABD'nin Avrupa'da SSCB ve sosyalizmi durduracak devlet kalmadığı için ABD sosyalizmi, yani Sovyetleri durdurmak için 2. Dünya Savaşı sonrası Monroe doktrinini tamamen terk etmiştir. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar. Lütfen videoya beğeni atmayı, kanala abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım.